Merhaba. Bir önceki videoda sizle birlikte 12 tane yabancı ve Betül Mardin hocamın artı bir. Dayanamadım çünkü bu Türkçe versiyonunu bekleyemedim. Çok güzel konuşuyordu. 12 tane yabancı, bir tane de yerli TED konuşmasını gördük. Şimdi sıra geldi yerli konuşmalara. Yerli konuşmaların TED konuşmalarında, TED Talk demeyeceğim yerli çünkü. TED konuşmalarında Ted X durum var biliyorsunuz ki yani bağımsız bir konuşmadır. Ted'in kendi merkezinin yaptığı konuşmaları zaten genel olarak buradan bulabilirsiniz. Ama Türkçe konuşmalarda buradan arayıp bulamıyoruz. Yani buraya gelip de Emin Çapa yazınca size diyor ki bulamadım. Dolayısıyla ben bunları YouTube linkleriyle göstereceğim. Bir numara her şeyin başı tabii ki beklediğiniz üzere Emin Çapa ile başlıyoruz. Ama Emin Çapa dediğiniz zaman İki tane video göreceksiniz. Ey insan vicdan nerede kaybettin ve e, Türk hamamlarında suyun kaldırma kuvveti niye yok? E, bunu göreceksiniz. İkisini de öneriyorum. Şimdi ne diyeyim? Aslında baktığınız zaman TEDx Emin Çapa yazdığınızda göreceksiniz. Ama şimdi Emin Çapa'nın e, şu gördüğünüz sabah haberleri bu gerçi 3 yıl önceki sabah haberlerine çıkış kanaldaydı. Zaten her biri bir TED Talk onu söyleyeceğim. Benim tavsiyem her şeyden önce Emin Çapa'nın şu videosu sonra bununla başlayın. İki nolu tavsiye. Aynı şekilde iki konuşması var. Erhan Erkut Hoca TED Talk'a bir yıl önce ve üç yıl önce e, kendisi katılmıştır. Şimdi güzel tarafı şu. Biz Erhan Hoca ile 23 Mayıs, pardon 25 Mayıs'ta bir de röportaj yapacağız. E, Erhan Erkut Kariyerinizdeki çok büyük bir isim olacak çünkü kendisinin kitabı şu an zaten masamda oluyor. Yani üniversitede bölüm seçme, meslek seçme, kariyer seçme bunları ee, sorgulayan çok değerli, MEF Üniversitesi'nde mükemmel bir pozisyonda görev alan bir hocam. İki videosunu da öneririm aynı şekilde. Emin Çap'a kadar, Erhan Erkut'tan da keyif alırsınız. Emin Çap'a tabii biraz televizyona aşina olduğu için biraz daha çok aşırı seri konuşur. Erhan Hocam biraz daha sistemli, taktikli, güzel konuşur. Geçelim 3 numaraya. 3 numarada çok genç bir insan var. Bir sonra göreceğimiz video. Videoyu oynatmıyorum telif hakkından dolayı. Ee... Veysel Berk, Wallet'in kurucusu. Wallet sonradan yanılmıyorsam şu an kapandı. Foursquare'in biraz daha farklısıydı. Bence daha güzeliydi. Sonra Paypet'i kurdu. Çaycı diye çeşitli girişimleri oldu. Önemli olan bu kadar girişimci genç bir insanın Amerika'ya gidip bu arada MIT vesaire hikayesi var izlersiniz. Videoyu hiç etmek istemiyorum çünkü. E, çok güzel bir şekilde anlatıyor kendisi. E, sıfırdan bir hayat nasıl kurulur milyon dolarlık yolcunun hikayesi Veysel Berk'le birlikte izlersiniz. Dördüncü isim Mustafa Mert'in benim Bir önceki videonun altında da hatırlattığı gibi Mustafa Mert kardeşimin e, Tunç Kılınç Gerçekten seveceksiniz özellikle e, bunun ekran görüntüsünü 8.16'dan aldım Bu kısımda ne olur atlayarak izlemeyin hepsini izleyin ama 8-16'dan sonra söyledikleri benim çok içime dokunmuştur. Dördüncü TikTok biraz daha böyle mutlu olmayı sürekli şikayet eden, hayattan mutsuz olan insanlar için güzel bir videodur. Gelelim 5'e. 5 Beş numarada, e, selam olsun, özellikle buradan kendisini desteklediğim için açıyorum videosunu. E, once in 7 years, 7 yılda bir kez, Barış Özcan. E, iki TEDx konuşması var. Benim sevdiğim budur. Barış Özcan biraz e, daha sakin konuşur. Kendi deyimin hikaye anlatıcısıdır. E, Youtube üzerinde olumsun diye çoğalsın diye dilediğim insanlardan bir tanesidir. Yorumlarda yazıyorsunuz. Hocam sizin gibi 10 kanal olsa keşke olsa inşallah olur. E, o, öyle videolar izliyorum ki kafayı yiyorum. Çok çılgın kanallar var ama bu Adamın kanalı gerçekten hoş bir kanal. 500 bin abonesi var zaten inşallah biz de 500 bin, 1 milyon oluruz. Bizden önce yola çıkmış ama farklı bir yolda giden bir insan. Barış Özcan'ın bu konuşmasını izlemenizde fayda vardır. 5 numara Barış Özcan. Selam olsun buradan kendisine. 6 numara Semih Saygıner. Şimdi Semih Saygıner'in e, TED Talk'unu izlemeden önce şunu bilmeniz lazım hayatını. Çok genç yaşta ailesini kaybediyor. E, yanılmıyorsam bir trafik kazasında ee, ve e, kendi kendini yetiştiriyor, bilardoya sarılıyor, Türkiye'de çok az insan var böyle gerçekten yoktan kendi başına bir yerlere gelen e, bir tanesi Semih Saygınler'dir. Semih saygınların konuşma üslubu biraz daha halktan, bizden ve keyifli, e, kasmıyor kendisini. Bu konuşma güzel be, yani şöyle düşünün 438 bin görüntülenme var, 69 sadece dislike var ne olur bir profesör dinliyormuş gibi değil de arkadaşınız dinliyormuş gibi dinleyin seveceksiniz bazen bana yazıyorsunuz diyorsunuz ki e hocam sizin gibi öğretmen olsa eğitimde çok güzel yerlere geliriz e İnşallah öyle olur hani bir olarak almayın bunu ama ben bunun gibi adamlar olsaydı ben bu ülkenin çok farklı yere geleceğine daha öteye gideceğimize geldiğimiz yerden memnunum her şey muhteşem ama çok daha muhteşem bir yere geleceğimize inanıyordum bir bir ilkokul hocası hikayesiyle bizle. Ben gurur duydum. E, izlerken tüylerim diken diken oldu. Keyif aldım. Siz de izleyin lütfen. Keyifli bir video olacak. Ahmet Naç'ı dinlemek. TED Talk dedim mi böyle olacak. Dikkat et 730 bin izlenme var. Gerçekten e, layıkıyla yapmış işini. 5 mi 6 karıştı ama 6. video diye <laughs> söylüyorum bunu. Sıra geldi 7'ye. 7'de kim var? 7 Nilkara Bramgil ama Biraz duygusal bir konuşma yapmış. Erkeklerin seveceği bir konuşma değil. Benim hani naçizane önerim. Erkekler bunu izlemesi olur. Hani hanımefendiler, kadınlar biraz daha keyif alacaktır muhtemelen. E, unutmayın, e, Nilkay biraz daha hani kadınlık öğesinin üstünde duran, e, feminist demeyeceğim ama kadınların haklarını savunmaya çalışan bir e, birey. O yüzden de bu video 7 numara kadınlar için. Erkekler pas, erkekler geçsin. 8 Erdil Yaşaroğlu. Şimdi Erdil Yaşaroğlu'nun videosunu da izlemeden önce sizi uyarayım. Sıkılabilirsiniz. Şu yüzden çünkü Erdil Yaşaroğlu çok zeki bir adam ama çok konuşmayı seven bir insan değil gördüğüm kadarıyla. Hani şahıs olarak tanımıyorum ama 3. röportajı benim gördüğüm başka bir sürü vardır. Ee, bu bir burada galiba birazcık hani yorulmuş veya e, yorulmuş demeyelim de 18 dakika veriyorlar. Adam inanılmaz zeki bir insan, 18 dakikada tabii ki bir yandan gösteri yazılacak, bir yandan ekranda sürekli karikatür çizecek. Ama ben şunu sevdim, İyi bir espri nasıl oluşturulur, nasıl yaratılır onu gösteriyor. Uyarı, küfür ediyor. Yani baştan sona izleyeceksiniz, 4 yerde yanılmıyorsam küfür var. Ama Ted sahnesinde başka küfür eden kimseyi görmedim bu arada. Ama ben izledim ve keyif aldım. Hadi biraz daha boş zamanınızda izlemenizde fayda var. E ee, gelelim 9 numaraya. 9'a geldik. 10 numara saygıdan öldüğüm bir video ama 9'da e, yine güzel bir video var. E, Kerem Dündar. Bu arada bu Let me introduce you to your brain eee başlık bir TED konuşmasında gördüğüm bir konu yabancı ama ona değinmeyeceğim çünkü kendisi kaliteli bir insan izlediğinize değecek bir 18 dakika olacak baştan söyleyeyim ben çok keyif aldım gerçekten kaliteli bir şey içerisinde iki tane e, sürpriz gönderme var e, ilginç pas yapıyor e, tabii ki bu herkesin kendi görüşü e, ben videoyu baştan sona izledim ve keyif aldım gelelim 10 numaraya 10 numara final benim izlediğim en güzel şey hayatımda TED olarak kendisiyle tanışma şerefine izleyerek nail oldum. Yani yüz yüze nail olmadım. Ama Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli insanlardan birisi ki kendi uğruna ben bir video hazırladım. Oktay Sinanoğlu. Oktay Sinanoğlu'nun bu videosunu izlemenizde fayda var. Çok az kişinin tanıdığı, çok az kişinin değeni bildiği bir insan ve Türkçe için yaşadı, Türkçe için öldü. Umarım izlersiniz. Diyorsunuz ya nasıl güzel konuşuyorsunuz. Yani pelalık olarak almayın. Yani güzel konuştuğumu söylemiyorum. Sizden gelen yorumlar birkaç kişi öyle düşünüyor. Eee Oktay tanırsanız güzel konuşursunuz. Bazı kişiler var ki onlar hayatınızda varsa güzel konuşursunuz, akıcı konuşursunuz. Az izlenmesi Türkiye'nin eksiğidir. Türkiye'nin tanımamasıdır. Oktay Sinanoğlu'na e, rahmet diliyorum Allah'tan ve saygıyla anıyorum. 10 tane TED konuşması gördüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.